Evet, Meryem Hanım çorbayı içemedi. Bari sıcak sıcak börek yesin de karnını doyursun kadıncağız. Evet Esra Hanım, hala damağımda bir yakan bir tat var. Ben çorbama gayet güveniyorum. Allah lezzetli Allah olduğunu düşünüyorum. Hala daha geçmedi yani. Yani bilmiyorum. Yakan derken o kadar... pul biber acısı gibi mi yoksa? Yok, bir böyle donukluk gibi damağımı yakan aslında bir... Aslında Meryem Hanım hafif bir şey yok. Bence fazla abartıyorsunuz. Yok, benim, bence öyle yani. Benim damağımı yakıyor. Gülşen Hanım senin damağını çözmüş ya diyor. Sizde yok değil mi Gülşen Hanım? Hayır, acımsı bir tat geldi hayır, mi size? Gelmedi. Çünkü Çiğdem Hanım'a da acımsı bir tat. Hani brokolinin böyle acımsı bir tadı oluyor evet, da karnabaharda evet da var mı? Karnabaharda aslında olmaması gerekiyor ama ya içine koymuş olduğu baharatlardan da dolayı olmuş olabilir. Baharat. Evet, böyle benim damağım yakan bir şey var yani. Biber yangısı olur anlarım ama böyle bir acımsı öyle deyince... Öyle bir acılık yok aslında. Yani şey... Baharatlar evet yoğun ama acılık yoktu bence. Böyle sonra dilini damağına sürttüğünde böyle hani sucuk gibi üstüne soğuk su içinde aynen donar öyle, öyle bir şey öyle mi var? Fazla donukluk bir şey yok da yakan bir tat ya var. İlk başta bana da aynı şeyi çok verdi da ama şu an kalmadı. Hafif bir yakan, İlk etapta vardı. Bende de vardı aynısı. Ya tat diyorum var ya, içinde karabiber var, pul biber afiyet var. Ondan dolayı olabilir. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet, ıspanaklı, lorlu böreğimiz. Yanında da tavuklu, yoğurtlu salatamız var. Mezemiz. Gülşen ablacığım senden başlayalım. Ara sıcaklığı nasıl buldun böreği, mezeyi? Böreği çok güzel olmuş. Tereyağı kokusu, tereyağı yapmışsın herhalde. Hı-hı, çok evet güzel tereyağı kokusu var. Afiyet çok olsun. Çok da ince açmış, el açması hı-hı, el değil açması mi? Ha-ha. Yani hazır baklava kokusu falan değil. Tamam, çok hı-hı güzel olmuş. Ya mezesini çok beğenmedim aslında. Yani niye bilmiyorum. İçinde salatalık var mı? Var. Hı, ondan dolayı. Ya salatalığı ben bu aylarda çok sevmiyorum. Hı-hı. Ya ondan dolayı biraz şey geliyor, böyle kokusu değişik geliyor. Öyle mevsimine göre ayırıyorsun aynı, yani aynı sebzeleri. Ya yazın daha çok severim mesela. Çok kışın tercih etmiyorum. Ama yani böreği çok güzel. Salata biraz daha ferahlık katıyor ya. Aynen ama böreğin çok güzel olmuş. Eline afiyet sağlık. Olsun, çıtır çıtır. Lezzeti olsun çok güzel. Tereyağı güzel geliyor. Hı-hı. Bayağı beğendik ki neredeyse aynen hazır baklava yufkasına benzetti. Tabii tabii çok güzel olmuş. Hı-hı. Yani şimdi hani bir atasözü var. Yiğidi öldür hakkını yeme. Hakkı Allah yiyemem yani güzel olsun olmuş. Gülşen abla mezeyi beğenmemenin tek sebebi salatalık mı yani? Salatalık. Mevsimi değil diye. Ya salatalık biraz tuhaf olduğu için ya değilse hani aslında kıvamı falan çok güzel. Tavukları güzel haşlanmış. Yani salatalık da diyorum ya burada yapılan hiçbir şey bizim damak zevkimize göre yapılmıyor. Salatalığı sevmiyor olabilirsiniz ama ben eksik hiçbir şey görmüyorum. Lezzetini beğeniyorum. Ya yani, eksik yok zaten. Ya lezzetinde de sorun yok. Salatalık da yakışmış yani. Sadece... Çünkü fresh bir tat vermiş aynen bence salatalık. Gerçekten kötü değil. Salatalığın bu mezede olması gerekiyor. Ya biliyorum. Hı-hı. Salatalık olması lazım hı-hı ama sadece ben işte mevsimde olmadığı için biraz şey... Tadını ya çok bozmuş mu? Hayır. Öyle şey tadı değil, yiyemeyecek evet kadar değil, güzel. Hı-hı. Ama şey, bu salatalığı hani bir değişik bir kokusu olur ya, sadece o var bence. Ama artık zamanımızda mevsimi diye bir evet, şey kalmadı ki mevsim sebzeleri. Yani normalde salatalık yeniyor ama evet mesela bazen salatalıklar böyle yumuşak gibi oluyor ya, hı-hı, onlar mesela beni rahatsız ediyor kokusu. Şimdi tamam, hani badem dedikleri daha böyle küçük salatalıklar var, hı-hı, onlar biraz aynen daha güzel kokar, hı-hı, biraz iri olduğunu, aynen, biraz daha çekirdekli hı-hı olur. Gülşen Hanım salatalık konusunda tercihleri var efendim. Aynen. Peki ama hanımefendinin kokusu puan konusunda. Hayır çok çirkin değil. Yani yenmeyecek gibi değil. Salatadan puan kırarsa bu büyük bir haksızlık olur benim için. Menüm ağır kazeti evet olduğu hı-hı için aynen ondan önce böyle bir şey tercih ettim aynen ki hani o ağır olduğu için ara sıcak da çok ağır olmasın aynen biraz daha rahatlatsın diye size. Ama peki güzel olsun. Afiyet olsun. Afiyet Çiğdem olsun. Hanım. Böreğini beğendim, güzel olmuş, ince afiyet açmışsınız, olsun. Elinize sağlık. Sadece içinin tuzu biraz fazla geldi bana. Ispanak belki çok fazla tuzu kaldırmadığı için. Gerçi lor peynir de koymuşsunuz. Koydum. O tuzlu bir peynir değil ama hı-hı bana biraz fazla tuzu geldi. Meze bir, değil de bunu salata diyelim ama aslında biz. Tavuk, ha, yoğurt. Meze olarak geçiyor o yüzden. Yani hı-hı bazı yerlerde salata evet olarak da geçebiliyor. Hı-hı. Onda da onun da tuzunu daha az buldum. Yani tavuklar o kadar lezzetli gelmiyor ağzıma. Belki de göğüs etinden kaynaklı hı-hı olduğu için. Evet. Ama onun dışında sanırım biraz yağ az. Yani evet böyle bir eksiklik zeytin var. Biz sasalık derler ya. Hı-hı. Orada bir sasalık var. Tam büyük ihtimalle yağından da kaynaklı olabilir. Sibel Hanım'a katılıyorum ben yani, de. Yani bilmiyorum zeytin ama az yani, gibi geldi bana. Ya göğüs etinin vermiş olduğu bir böyle çok lezzetli değildir göğüs eti her zaman kuru böyle. Olur biraz kuru daha olur. Onunla alakası da olabilir. Biraz daha fazla içerisinde yağ olsaydı ya da biraz daha baharat olabilseydi farklılaşabilirdi lezzeti. Ama şimdi şöyle söyleyeyim.
tarife uygun olarak yapılması gerekiyor. Benim de tarifimde hiçbir şey yok, problem yani yok. Yani doğru, tarife uygun gitmeye çalışıyoruz ama bazen kendimizden de ufak şeyler katabiliriz ufak lezzetler verebilmek katmadığım için. Katmadığım halde bile yani çok güzel. Yo, çok kötü bence. Demiyorum ama sadece bir ufak... Bir eksiklik görmüyorum ben, tuzunda olsun, baharatında olsun. Biraz yani, tuzu eksik geldi bana, bilemiyorum diğer arkadaşlar. Börek için mi, meze için mi? Meze için, meze için. Tuz biraz meze az. Tuzu az, böreğin de içi bence tuzlu tuzu geldi. Ispanak çok fazla kaldırmış. Hiç rahatsız edecek şekilde değil. Yani ne tuzlu ne tuzsuz. Yani normal çok koşullarda ben yer. Zaten çok tuz kullanan bir insan değilim. Ailemden gelen bir şey, tansiyon çünkü hastası olduğu şey, için ama yine de tuzsuz geldi bu bana. Kornişon turşu olduğu için hatta tuzunu dengelemeye çalıştım. Anladım. Yani ondan dolayı bilmiyorum. Peki ana yemek öncesi için biraz daha hafif seçtim. Hani güzel bir fresh olsun diye. Cidden de öyle mi geçiş olarak, yani düzgün bir geçiş börek yaptım? Börek aslında çok da hafif bir şey değil. Ana yemek öncesi bir de el açması ve tereyağlı olduğu için o kadar da hafif bir şey değil baktığınız zaman aslında. Ispanaklı evet, mezesi ama yoğurtlu olduğu için ferahlık verebiliyor. Ama börek için aynısını söyleyemem. Ama lezzetli olmuş el açması olarak. Hani güzel bir börek olmuş. Ama ana yemek öncesi tereyağda pişen. Biraz da yağı fazla da gelmiş olabilir. Kıyır kıyır olmuş. Belki de onunla alakalı da olabilir yani. Yani zaten o kıyır kıyır olması evet, için doğru, çok uğraşıyoruz ya. Evet, doğru. Kıyır kıyır olması önemlidir ama yani ana yemek öncesi çok da hafif bir ara sıcak değil. Ara yemek değil. Peki afiyet elinize olsun. Sağlık, güzel olmuş. Sibel Hanımcığım. Ben böreği çok beğendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bana ıspanak çok eksik gibi geldi. Ispanağı ben böyle daha çok yoğun beklerdim. Aksine çok bol kattım. Evet, bana çok az doğru geldi. Şu an sadece bana peynir öne geçmiş. Peynirli börek gibi geldi börek ama genel olarak çok güzel. Yani hatta tereyağı ben çok orada iyi, tuzu tereddüt çok iyi ettim. Lor az fazla Lor az da ıspanak fazla diye. Ispanak aslında bana gözüküyor az Esra geldi. Esra Hanım'ın tabağında bak mesela ıspanak çok ıspanak peynir, çok fazla. Bana daha çok peynir tadı geldi. Tad olarak yok. Peynir daha baskın olmuş. Evet, baskın. Ispanak sade ya da işte baharatlarla da ya da işte soğanla da olabilirdi. Öyle de çok güzel olabilirdi. Böyle de çok güzel. Elinize sağlık. Meze evet güzel. Onun da yeşilliği az bence. Tuzu Çilemon'un bakın, dediği gerçekten gibi biraz az. Ve yağı da senin çok az geldi bana. Senin gördüğün ucu mu Şevil evet abla? Şey, Gülşen bak bak. Evet evet. Ispanağı bu. Bana tadı olarak hiç gelmedi ıspanağı tadı. Bence Sarakin herhalde dengeli gelmemiş. Sibel şurada bu da olabilir. Evet orada görünüyor. Çünkü bazı yerlerde bir tek onda mı bol ıspanak? Bakın kendininkinde de zaten var. Görünüyor. Yok, ama az ismi şey ya ıspanaklı ispanak, el açması evet börek ya. Ispanaklı lorlu ama. Yani lor yine de fazla. Bence daha az fazla olması gerekiyor. Yani daha az olabilirdi. Siz ucundan mı yediğiniz için belki de hani kesseniz ortalarda tabii ki ıspanak yani genel ıspanak oldu. Öyle diyeyim ben size. Genel olarak çok güzel böreğiniz. Elinize sağlık. Evet, afiyet ben olsun. Yani tadı, tuzu, yani gerçekten yerinde sadece ıspanak bana daha az geldi. Daha mesela ucundan yediği için mi diyorsun olursa lor tadı geldi işte? Ama ucundan yemişsin. Evet. Ortası nasıl? Ortasına bakacağım. Ispanağı ben hatta bilerek dedim ki peynir az oldu, ıspanağı biraz fazla oldu. Bana öyle ama geldi. Ama o zaman işte peynirli börek oluyor o. Yani şu an peynirli ortasında mı peynirli sıf? Yani bana yok, peynirli ıspanaklı geldi. Bir tadına bakın belki fikriniz değişir. Şimdi o da bütün adaletli şansını kullanmak istiyor. Adaletli yorumlar yapıyorum lütfen. Gerçekten evet. Ispanağı fazla bence. Herkes emek veriyor evet, burada sonuçta. Evet, biraz daha fazla var. Biraz daha fazla var. Tabii uç kısımda çok eşit daha az oluyor. Olabilir. Yani uçlarında daha çok böyle peynir gelmiş olabilir. Ama şu tabii an ortadan kesip yiyebilirsiniz. Biraz daha yoğun. Aynen. Ama ben yine daha fazla beklerdim. Mezeyi beğendin mi Sibel? Buram tereyağı kokusu. Mezeyi gibi çok beğendim ama kaz etiyle gider mi bilmiyorum. Kaz eti öncesi ya. Uygun değil diyor işte. Bence uygun değil. Ya uygun olmama gibi bir lüks yok. Ama çünkü güzel mi diyor? Uygun olmama gibi bir lüks yok derken yani öyle bir söz hakkınız yok. Ne tavuğun ne de hayır, sizin. Hayır estağfurullah yok öyle bir şey demiyorum da. Ama gerçekten çok böyle yoğun bir şey değil. Rahatlatıcı bence. Bana göre öyle. Ki Sibel özenle seçtim. Sibel Hanım galiba rahatsızlığı şey rahatlatmamış. Yani ikisi de et olduğu için belki de bana yani bence ağır. İkisinde et olmasa. Ama genel olan çok güzel. Afiyet olsun. Meryem Hanım. Ben böreğini beğendim. Altı üstü güzel pişmiş, ince afiyet açmış. Ama içinin gerçekten bir tuzu ağır geldi bana da. Tuzlu mu geldi? Çiğdem Hanım gibi evet. Sen tuzlu mu dedin? Tuzsuz dedi. Böreğin içini tuzlu dedim. Mezesini tuzsuz dedim. Böreği tuzlu buldu gerçekten mezeyi tuzsuz buldu. Gerçekten böreğimde de fazla tuz yok. Böreğimde fazla tuz yok. Ispanakta bilmiyorum. Biraz tuz geldi bana. Ağır geldi birazcık.
Ya bilmiyorum ama bence. Böreğiniz güzel, ince açılmış, altı üstü güzel pişmiş. Siz yan yana oturdunuz, çorbaya sen koku var dedin. O diyor ki hayır koku yok, ben bitirdim. Sen tuz var diyor ki ben tansiyon hastasıyım diye bana tuz gelmedi. Aynen. Gerçekten ama tuz yok. Börekte hiç tuz gelmedi bana. Normalde tansiyon hastası tuzsuz mu yiyorsunuz? Tuzsuz yemem lazım benim, evet, ama. Evet tabii ki tansiyon bana için. Bana göre tuzsuz gelmedi. Bana tuzlu geldi iç harcı. Bence Meryem Hanım beni çok güçlü bir rakip gördüğü için beğenmemek için bahaneleri üretip duruyor. Beğenmemek için asla bahane üretmem. Beğendiğime beğendim derim, beğenmediğime de beğenmedim derim. Tuz hiç hissetmedim yani. Fazla olsa gerçekten fazla ben gelmedi. Olanı söylerim. Gayet yeterli. Bir tık fazla olmuş, çok fazla değil yani. Anladım. Bilmiyorum peki mezeyi... Ama... Mezeyi beğenemedim. İçinde salatalık, tavuk göğsü pek yakışmamış. Yok, o bu şekilde güzel oluyor. Yani her yemeğin yanına bir sunum olarak değerlendirebilirsiniz. Kötü olan bir yanı yok. Aslında fresh olmuş. Yani böreğin evet. Yanı güzel olmuş. Serinletici böyle güzel. Yani gerçekten serinlemedin mi? Ben pek beğenemedim. Anladım peki. Tavuk pek serinlememiş. Evet. Şimdi o zaman kaz gelsin mi? Gelsin. Hadi bakalım sevgili seyirciler. Bir Kars'ın elinden kaz yiyeceğiz. İlk defa yiyorsunuz evet. Kaz. Doğru evet, mudur? Doğru. Ben ilk defa yiyorum. Daha önce yediniz siz. Kars gelinisiniz zaten. Peki biz şöyle dördümüz olarak. Ben ilk defa yedim aslında önce. Senin elinden ilk defa yiyeceğim. Tamam. Tabağınızı hadi alayım. Bakalım. Her Kars'ın kaz yapışı biraz farklı oluyor. Tarifi de farklı. Bakın ben kazı da farklı defa oluyor. Ben biraz daha kırmızı ete benziyor. Çok aslında tavuk gibi bir şey hayal etmeyin. Abi. Yok hindi bundan daha şey. Ben kötü. Hindi hiç sevmiyorum. Hindi eti böyle yavan yavan oluyor. Kazın eti daha yağlı bir et. Tamam. Ama kendine has bir aroması var. Şimdi Meryem Hanım karnı bağırda kokuyor dedi ya. Bilmiyorum kaz etini sever mi sevmez mi? Şimdi sizin bu biraz koku huyunuz. Bakacağım artık yiyeceğim. Ona bakacağız. Göre değerlendireceğim. Kokusu artık varsa bilmiyorum. Yoksa. Aslında benim de kokuya karşı şeyim var. Mesela kokan şeyleri çok sevmem ama bana kokmadı bilmiyorum. Yani Esra şimdi bir Karslı olarak kazına puan almak için eminim ki masada susmayacaktır. Tabii ki. Kazımın sonuna kadar arkasındayım. Beğendirene kadar uğraşacak. O yüzden cidden gerçek sebepler söylemeniz evet. Lazım beğenmemeniz için. Çünkü içeriğini hep bildiğim için yani kesinlikle. Boşaltıp dolu tutamayacağız aynen yani. Aynen öyle. Şimdi daha önce yemediğimiz için kaz var, kazın suyuyla pişmiş bulgur pilavı var, yanında da mevsim salatası var.